kuşlar sele kapıldı. Değerli takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Neredeyiz? Cırnık'ın orada Durmuş'un kümesine geldik. Fakat akşam saat gece 2'ye kadar buralarda Durmuş selle uğraşmış. Kümesinin içinde ızgaralarını boşaltıyordu. Geldik, evet. Temizlik yapıyordu. Durmuş, merhaba abicim. Merhaba abi. Geçmiş selam olsun öncelikle. Sağ olun Allah. Nasıl oldu, ne oldu? Anlat bakalım bize, arkadaşlar da bilsin. Bu Cırnık yolunu bilenler bilir. Yan yoldaki küçük kanal dün taştı. Küçük dediğimiz kanal da bir öbür tarafa 4 metre var. Oradan taşan selle birlikte işte manzara bu şekilde. Dün buralar 20-25 santim seviyesinde suydu komple. Evet. Boran'ın o tarafta da dolmuş. Evet, evet. Belediye gelmiş herhalde. Kamyonlarla kum mum getirmiş, doldurmuşlar yolu molu. Biraz geç oldu ama sonradan gerekeni yaptılar. Kaçta geldiler? Öğlen aradık. Gece geldiler, 10 gibi 11 gibi falan. Oo, iyi gene gelmiş ya, devletimizden Allah evet razı olsun. Yem ne oldu, senin yem gitti diyordun. Valla yem kovası az önce 30 metre ilerideydi, aldım geldim işte. Duvarın o tarafta mıydı? Evet. Yem ne olmuş, içindeki yem? Yem dökülmüş suya. Yeni aldın, yem gitti. Evet. İyi, ekildi arkadaşlar bu tarla. Tarlamızı yem kış vermiş olduk. Yaza, yaza hasat edeceğiz inşallah. Yaza hemen hasat edeceğiz. Burası zaten boş arkadaşlar, koca alan. Bakın hala gölün şeyleri duruyor. Suyu tam çekememiş daha toprak. Abi 6 tane de kuş kayıp. 6 tane de kuş kayıpmış arkadaşlar. Kuşu da sel götürdü. Bakın şöyle. Hala gölün içinde arkadaşlar. Daha toprak çekememiş. Dün buralar hep gölmüş. Şu karşı aradan görürken yerde boranın yer. Orada beyaz uçuyor boranda da. Beyaz kalktı. Bize bu kuşların anlat bakalım. Nedir, ne değildir? Şu dişi bak, yanlış getirdiğin kuş nasıl? Evet, nasıl? Dişi getirmiş. Yanlış anlamış. Erkek istemiş arkadaş. O da dişi getirmiş. Kuşlar kalktı. Biri otun içine düştü, saklandı. O eser atlatmış herhalde. Eser atlatmış. Evet, şöyle. Kuşlarımın kökeni meslektaşım, aynı zamanda ustam Ali Fer, büyük çoğunluğu. Ali? Ali Fer. Evet, o da marangoz. Ali Usta'nın mobilyası. Ali Usta'nın kuşlarından. Evet. İşte bunlara hizmet ediyoruz. Sağ olsun Hüseyin abimin hediyesi var. Boran eyvallah abimle birlikte koalisyon yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Kuşçuluk böyle, komşu dayanışması evet yapıyoruz yani. Kaç yıldır besliyorsun? Vallahi 7 yaşında başladım. Ara ara bırakmışlığım oldu. Askerden sonra tekrar bir fiil işte 8 senedir tekrar besliyorum. Ara vermeden. Maşallah. Daha önce iş yerim başka bir yerdeydi. Güzelbağ'daydı. Şimdi buraya taşındım. 2 senedir burada devam evet etmekteyiz. Bu arada temizliği yap. Hem konuş evet hem yap. Arkadaşlar burayı komple şimdi içini çekecek. Ondan sonra talaş. Pürmüzle kurutacak. Sonra talaş. Allah'tan yuvalar ıslanmamış. Yuvalar yukarıda olmasının avantajı zaten bu arkadaşlar. Çizmeyle girip kanatsız kuşları salmaların içine kapatmış. Arkadaşlar yuvaların yukarıda olmasının avantajı bu işte. Eğer aşağıda olaydı, yavru yumurtalı kuş olaydı, bittiydi. Evet. Bu arada kümesi de gayet sağlıklı ve sağlam. Sacdan. Araba kasası mı, ne bu? Türkcell'in baz istasyonu. Baz istasyonunun şeyinden yapılmış arkadaşlar. Güçlü, mukavemetli. Yani çok sağlam, güzel bir kümes yapmış, yüksek. Kuşları da kalktı. Kümesin en güzel yanı izolasyon olayı. Evet, izolasyonun şeyi çok iyi maşallah. Abi ama her yerde demir var ha burada. Dikkat etme sen çocukça. Dikkat et oğlum sen de. Ota evet, muta bakma, basma. Arkadaşlar yavrular da kalktı. Hava güzel. Bunun burada avantajı var. Nasıl? Bura ara. Buraya her taraftan gelir kuş. İki taraftan da gelir. Girer. Görüyorsunuz. Açık alanda uçurmanın avantajı bu arkadaşlar. Bina yok. Binaya konma riski yok. Kuş kalktığı zaman direkt orta havada. Binaya falan takılmıyor. Ama en güzel boran başlamıyor. Aklına düşmüyor. Boranın orada daha açıklık. Evet. Burada iki ara var. Mesela şu kuş kalktı, oraya kondu. İki ara var. Yavruyu çevirmeye çalışan, yavruları var. Taklayı çevirmeye çalışan. Evet. Aferin. Ne girdi be? Bir girdi vardı, bir de çıkışı vardı. Bir girişi var, bir de çıkışı var.
Bayağı da azalttı kuşlardan. Kuşlardan bayağı da azalttı arkadaşlar. Evet, şuraya arkaya bir kümes koyalım. Hedefi de duştan. O atlı geliyor. Duş akabinden yapmış hedefini de. Şöyle gösterelim. Genelde kuşlar tüyünü düzmüş. Genelde eke var herhalde. Senin kuşların genelde eke. Yavru fazla yok şu an. Ya şimdi iş dolayısıyla kuşu mecbur sürekli kapalı tutamıyorsun. Evet. Dışarı salmak zorundasın. Evet. Bulunduğumuz ortam şehir merkezine nazaran doğal bir ortam olduğu için kedimiz, köpeğimiz, bol, yırtıcı kuşumuz eksik olmuyor. Evet. Şimdi ben içeride çalışıyorum. Kuşlar dışarıda. Küçük bir kerkenez dahi gelse kuşlar karşıya, evet, atıyor veya çatıya atıyor. Evet. Açık olduğu için. Bunda benim hatam büyük tabii. Evet. Başında durmak lazım. Sağ sola konanlar vardı işte. Hepsi gene aynı kandı da. Evet. Ben ilgilenemediğim için kuşların ahlakı bozulmuştu. Onları elimden çıkardım. Şimdi yeni yavrularla tekrar devam edeceğiz. Aynen. Onlara da hedef eğitimini iyi verdiğin zaman, evet, hiçbir sıkıntı olmaz. Şurada bir tane bağrı pastı var. Ne o? Oyun kuşu mu, kostüm? Bakıcı kostüm. Acayip yavru bakıyor. Kınalı güzel yavru bakıyormuş. Kınası da koyu, yavruya bakması da iyiymiş. Evet, beyaz oraya çatının ucuna alışmış, çatıya kondu. Çok güzel yankı yaptırıyorsun nasıl? Burada var ya. Ekolu. Burada tüvek sıkacağını anlatadım. Bum! Yanda havalanı var biliyorsun değil mi? Ne oluyor? Uçağı indirince. Normalin iki katı ses çıkıyor işte. Evet, normalin iki katı ses çıkıyor. Abi burada lan, kanat sesi yüksek desibelli olan kuşu getireceksin. Hani diyor ya böyle kulağın patisi getiriyor. Bak burada da demir var. Bunlar camaken demir herhalde. Evet. Serayı daha, burası daha önce sera olarak kullanılmış. Evet. Kiralayan vatandaş işte işi bitince burayı sökmeden bu şekilde bırakmış, evet, gitmiş. Bırakmış gitmiş. Burada oğlum da kulaklarını çınlatıyoruz. Evet. Ama sana iyilik etmiş. Söksen şunu yere de bir metresi vardır bunun. Tabii. En azından kesmiş yani. Evet. Bunları birader senin orada bunları değerlendirebilirsin. Köşeler özellikle bunları çakıp. Çıkmaz ki yerine. Çıkar çıkar. Nereye çıkar? Çıkar. Toprak gevşemiş. Balyozu vuracaksın çıkaracaksın. Evet. Kuş geldi sefer yapıyordu. Yapamadı. Bindi, ağzı bir karış açılmış, boz perçemli dişi. Şöyle kenarı gelelim, buraya iniş yapsın. Boran, onlar çıkar birader. Onları anladın mı? Balyozla diplerini bir oynatacaksın, onlar çıkar. Ve emin ol, o köşelere tel yapacaksın ya, çevireceksin de. Köşelere bunları çakacaksın, bunları kaynatacaksın birader, köşe. 10 numara olur. Sen boş ver, sen sağlam işe bak. Bir şeyi bir kere yapacaksın, temiz yapacaksın. Apaç kuşlar aramaya gidiyor. Selde kaybolanlar. 6 tane kuş kaybı arkadaşlar bu arada selde. Su götürdü. Geçen 2 hafta önce birader çatıdaydı kuş. Evet. Kayboldu çattan, inemiyordu aşağıya, sıktaydı. 2 evet, haftadır kayıptı. Dün çatıda kuş var, yavruları falan, yavru ekelerini uçuruyorum. Lan bir tanesi bir oynuyor. Lan dedim ne anasıka girdin lan satayım ya. Ha böyle oynuyorsun, kuş geldi geri gelmiş. Nasıl oldu? Ha, 2 hafta önce kaybolan dişi. Biri yakalamış. Biri yakalamış kesin, kaçırmış. Ayağında marka oldu mu? Bu iyi kuş diyorlar. Evet. Kalkamaz diye salmış herhalde. O da kalkmış, soluğu almış. Şey var ya, markadan arayanlar da var yani herkes. Var, arayan da var bak. Boran'ın 2 tane kuş geldiydi. Bizdeydi, kayboldu. 2 tane kuşla. Evet, ikisi de. Hatta biri de bir tane daha şeyde şarampolden biri aradı geçen gün. Ondaymış bir tanesi de. Neyi? Bir boz şey vardı. Şey gök, sas kanat gök vardı. Şarampolde birindeymiş de alamadık, bilemedik. He. Şimdi burası biraz komik. Gitmek sonra lazım. Anlat bakalım bu kuşlardan ne izledin, ne yaptın, nerede izledin, nasıl izledin, kendin uçurdun mu? Valla 4 şey sene 5 sene önce işte Ali Usta ile tanıştırdı. Taksici Kazım abim var. Çocukluğumdan beri tanıdım. Evet. Kuşçu. Onun vasıtasıyla Ali Usta ile tanıştık. Zaten dükkan komşumdu aynı zamanda. Evet. Onu orada izliyordum. Kendi kuşlarım vardı o dönem. Bozlarım vardı işte. Evet. O bozları zamanla yitedik. Tek diş kaldı elimde şimdi. Lafını unutma. Tanızı bak kolay. Bu arada bir tane ya, kuşumu buldum. Bak orada boğulmuş. Aynen. Bir tanesi orada. Aa, bak boğulmuş birader. Arabın yavrusu. Şu Araplar. Boğulmuş bak orada. Çal nasıl? De ne 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 ne. Aa bak boğulan. Evet arkadaşlar. Orada mı var? Bu arada boğulan kuşları da bulduk.
Sele kapılan kuşlar da bulduk. Abi seni bulduk da yeri kalan yoktu. Evet, getir yan yana koyun. Yan yana toplayın, cenazeler toplu defnedelim bunları. Nasıl sen cenaze maçını şuraya getirelim, gömelim şimdi. Evet. Neyse tamam. Şimdi anlat kardeşim. Ne dediğin gibi uçuruyordun. Kendi elimizdeki kuşları kaybedince işte bozlarımızı Ali Usta'nın kuşlarından beslemeye başladık. Sağ olsun bize sahiplendirdi, hediye etti. Evet. O kuşlarla devam ediyoruz. Medeti ne abi bunlar? Üstüne düşersen, kuşun hakkını vererek hizmet edersen kuşa keyifli, izlettiriyor kendini. Evet. Ama her kuşta, her canlıda olduğu gibi üstüne düşmeyip mesela az önce bahsettiğim şey gibi kuşları burada bırakıp uçurup içeriye gidip çalışmaya başlarsan evet, kuşun ahlakı da bozuluyor. Evet. Yani kuşa hakkıyla hizmet de etmiş olamıyorsun. Bu evet. Şekilde yani. Kuşlar boz dumanların altından beyaz geliyor. Çok binde bir de olsa boz kirli de geliyor. Boz kirliler çok derine giriyor bu kuşların. Evet. Boz kirli olanları. Yaklaşık 1 saat 20 dakika, 1 saat 15 dakika civarında uçuyorlar. 20-25 metre. Bazen içinden çok delisi çıkıyor. 35-40 metre oynayanı da çıkıyor. Evet. 15-16 kere atlıyorlar. Takla nasıl? Dişiler 8-10 takla oynuyor. Erkekler 5-6 takla oynuyor. Erkekler biraz daha uzun gidiyor. Evet. Dişiler daha pratik. Kuşlar bu şekilde. Evet. Altları? Altları dolu kuşlar. Zır. Altları dolu. İyi. Altları doluysa iyi. Nasıl? Geç mi sökülüyorlar? Dişileri çok geç sökülüyor. Erkekleri çabuk başlıyor bunların. Normalde dişiler daha çabuk sökülür. Bu kuşlarda biraz ters. Anladım. Dişiler ilk yumurtayı bazen ikinci yumurtada falan söküldükler oluyor. Ama erkekleri daha çabuk sökülüyor. Yani geç sökülüyorlarmış. Evet. Evet. Geç sökülen kuş iyidir. Ama çok da geç olmalı. İşte bozmaması lazım. Başlayan bozmuyor evet. Evet. Baş... 5 yaşında gene uçur gene oynar abi. Evet. Maşallah emeklerine sağlık. Geçmiş yani. Olsun diyelim bu arada. Evet arkadaşlar bu kardeşimizin kümesi de bu şekilde. Kötü bir zamanda denk geldi ama yapacak bir şey yok. Sele geldi. Kuşlarında öyle. Nazara geldik. Nazara geldi. Bayağı da bir azaltmış. Güzelce bakıyor kuşlarına. Şimdi kümesini de temizlesin. Sağlıklı bir şekilde kuşlarına uçumuna şeyine devam etsin. Bize de bir geliriz. Bu Arap değil mi? He. Evet, bu Arap. Bendeki erkeklerden biri de bir deneyeceğim. Güzel bir kuşa benziyor. Kaşına gözüne bakmak lazım, incelemek lazım ama gözüm özü temiz kuşun. Fizik yapısı yani güzel. Dışarı çıkacak gibi duruyor yani. Denemek evet, bu Arap yaşlı da bir kuş aslında. Yaşlı. Bu kuşu kayış gibi ya. İndirdimiş mi yerden? Bir yerden? Ha, yok onu bir yerden almış da nereden almış? Söylediydi yer. O bana da. Ünlü bir adamın kuşu o. He. Ama cam göz kuşun gözleri. Evet. Kronik rahatsızlaşmış abi. Denenebilir evet. Denemek lazım. Denenebilir evet. Dediğin gibi buran denenebilir. Maşallah emeğine sağlık. Evet arkadaşlar böyle değişikte evet değişikte bir video çıkardık size bugün. Değişik bir kümes. Değişik bir bölge. Kendisine şu teşekkür ederiz. Erkek diye dişiyi getirmiş çocuk. Bir de hayır bir de almış eline ver ya cart cart makasla da oğlum ne yapıyorsun belki adam uçurur diyor. Yok abi damızı geçecek diyor. Erkek diye dişiyi getiriyor, makaslıyor bir de. Kümeste uçan kuşu. Lan abi o kadar izlemek isteyen varsa gelsin bahçede. Adam ne yapacak? Şey, bakmış eş yaptıracak. Allah Allah. Lezbiyen yetiştirecek burada. Dur o ya. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. 10.000 aboneye yürüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı işler.